bir selam sal sabah olsun. Bugünkü yolculuğumuz Burdur'un Bucak ilçesine. Yaşar Altıntaş'a misafir olacağız. Çobanlığından sağlık memurluğuna, İstanbul serüveninden pamuk tarlasına, kamyonculuğundan esnaflığına uzanan hayat hikayesine misafir olacağız. Siz hiç ömrünüzün en güzel hatıralarını, kaybettiğiniz evlatlarınızı ve sevdiklerinizin mezarlarını baraj altında bıraktınız mı? Bırakanlar var bu hayatta. Bu videolardaki gayemiz, yeri doldurulamayacak insanlardan iz bırakmak geleceğe ve bir iz kalır insandan geriye. Evet. Sütlü'de Sığırlı Köy'de doğmuşum. Yıl? 1937'de Sığırlı'da dünyaya gelmişim. Yörük olduğumuz için devamlı yüzer gezer. Çok yurtlar yurtu değiştirdik, ettik, kıldık da 12-14 yaşına kadar çocuklukta yaşadım. Efendim işte ilkokul 5'ten mezun oldum. O da bir köyde değil. Birini bir köyde, birini öbür köyde, öbürünü öbür köyde. Hatta Depeli köyde de okudum bir sene. Göçüyor muydunuz? Göçüyoruz. Göçemeyiz. Babam yörüğün en sürücüsü. 900 bin civarında dağları var. Bu babamın. Bin? 900 ve bin arasında. Konam dağları cinsi hep iyi cinsler. 2-3 tane çok çabalımız oluyordu. Babam çok çoban oluyordu. O göçebe haline babam rahmetli. Çift derin yerden yer almış. Hatta oraya aldığı senede geldik. Orada bir kışta kaldık biz. Ben o zaman Depelik oktum. Orada olaylardan dolayı babam orayı onları satmak zorunda kaldı. Okudanlara. Sattı orayı. Terk ettik. Bizim göçebe devam ediyor. Sattığı kişiler akraban mı? Akraba değil ama akraba olduğunu değişti. Bir şeyler oldu. Anladım. Orası karışık biraz. Orası karıştı, sattı. Ondan sonra rahmetli babam çok zekiydi. Çünkü çiftlikli denen yer, bak şimdi görüyorsunuz ki en değerli bir yer. Aldığı yerleri de en değerli yerleri almış. Oradan gitmiş Antalya Aksu'da şu anda güzel yurt denen bir yer var. Fevkalade gelişmiş bir yer. Fakat o zaman orada çadır kurulacak yer yok. Orada öyle bir merabu. Antalya milletvekili Ahmet Tekelloğlu var. O zaman 50'de. Ahmet Tekelloğlu da zaten o memlekette yerleşen yörüyü hepsinin yeri onun. Ta Kızırlı Köyü'ne kadar aklın tarafı onu. Hep yurtlara vermiş onu. Yurtlara oraya yerleştirmiş. O Kırıkçalı yeri almış. 27 bin lira ya. Pazarlığı etmiş. Gitmiş bu da var yayla taraflarında. Kötekililere. Orada 11 mi 12 bin kişi. Kişi ikna etmiş. Gelin sizle. Siz de gelin buna ortak. Neyse onlar yanına almış. Biz oraya indik. Aldığı yere indik ama çadır kuracak yeri biraz zor bulduk. Boşluk yok. İşte bu benim hanımın babası da var. Orada 52'de çok da şiddetli kış geçti. Elkide şiddetli kış geçti mi? Antalya havaalanı deniz oldu. Kayıklarla, motorlarla Antalya seriye öyle yana aktarma yapılıyor. Karayolu yok. Orada kış kaçağı durduk.
Hatta ben orada evlendim. Daha yaşım 15 idi. Bunun yaşı da 16 idi. Bizi babama rahmet evermedi. Kış bitti ama babam da bitti. O koca sürü orada kışın alıştığı olmadı bir yerde. Bu o 9000 sürü 300'e kadar indi. Fakat Hayta görüyorum. Meşhur yeridir orası. Haytaların yani ana vatanıdır o muhit. Hırsız dedin miydi orada da haddinden fazla. Her gün hırsızlar bizde birer birer davarın yarısını çaldılar. Davarın yarısını çaldılar. Ve babamın alıp geldi adamlardan da haytalarla arkadaş olup hırsızlığı beraber yapanlar da oldu. Şimdi buna babam dayanamadı. Ben yanlış yapmışım dedi babam. Yani sonra babam daha önce babam kötekle hiç karışmadı. Babam için yörükler yayla sahil göçmedi. Ayrı tek gitti çünkü mal çok, hayvan çok. Kalabalığa gelmiyor zaten. O orada hırsızdan bir de kendi bağrına bastı. Adamlar da hırsız çıkınca nefret etti oraya. Orayı daha başka yeri yurdu olmayanlar varmış. Aynı bizimki yurtlerden. Onları da bulmuş. Tamam ben demiş orayı size veriyor. Orayı da işte toplasın gidin oraya alın. Demiş. Parayı da bulduğumuz zaman verirsiniz demiş. Orayı da terk etti. Çiftlik gitti. En iyi yer. Burası gitti. Ondan da değerli yer. Aradan bir sene geçmedi. Şimdi Bucağın Elsazı köyü var. Karacoran barajı olan yerde. Oradan bu defa 160 dönüm tek parça pamuk tarlası. Tabi o zaman pamuk bilen eken diken yok. Zaten solmazsın eken yok. Babam rahmetli oraya almış. Oraya geldik. Oraya yerleştik. O zaman evlisin. Zaten Antalya'da evlendim. Evet. 52'de evlendim. İşte ondan sonra develeri sattı. Bir kişi geldi. Kaç tane devemiz varsa o topladı gitti. Biz sandıklı mı dinar mı iki adam geldi. Evet. O iki adam da o kıl geçeden kalanlar da tümler. Onu ne bildi babam? Tamam hiç hayvan yok bitti. Bir at buyurun. Bir at var. Eşek de yok. Hepsini sattı öyle mi? Sattı. Deve, daha var. Bitti. Hepsi bitti. Şimdi yerleşti ama biz çiftçiliği bilmiyoruz. Babamız da bilmiyoruz. Biz hiç yılı kaç? Oraya geldiğimizde? Oraya geldiğimizde 54. 54. Esas 52'de geldik. Esasında da zaten oradan kalktık. Aynı sene. Sene buraya geldik. 52'de. Hüseyin Zümre, Köse dedemle bir bağlantınız var mı o zaman? Ben dedemi bilirim. Çünkü deden aşağı gönderede veya da Sığırlı köyünde. Deden yeri esasında Sığırlı köyü. Evet. Tabii aramızda tabii mesafe çok. Ama onlar dost onlar. Babamgiller. Bunun babası benim babamlar. Çok iyi dost bunlar. Bunlar samimi dostlar. Rahmetli dede çok konuşmayı severdi. Bir de konuştuğu adamı döverdi. Bir vurdu yana, konuşurken bir ona vurdu. Millet gözüldü, bir de daha gelirdi ondan. Konuşurdu, gözüldü, bir de döverdi.
o rahmetli. Neyse burada el sazında kaldık. Tamam köylü olduk. Yörüktürük bitti. Kaç kardeşsin? Kim var el sazında o zaman? Altı kardeşiz de. Tabii biz ben varım oğlan. Bir de biraz daha hafız vardı. Adam hafız mı vardı? Benim küçüğüm öldü ya. Kızlar var ama kızlar daha önce çıktı gitti. Babanın yanında sen varsın sağlam duran. Ben varım. Şimdi ya iş yok, güç yok, bir mesleğim yok. Fakat pratik bir adamın. Evet. Pratik bir adamın. Ya ben ne yapacağım, ne isteyeceğim? Babana sahip çıkardı çok. Şimdi orada sahada ormanın içinde bir temizlik çıkıyor, bir işlemiş lazımmış. Ben orayı yazmışlar. Orada 2-3 ay kaldı, orada bir vakit geçirdim. Çektim anamdan, babamdan, karıdan hiç habersiz İstanbul'a kaçtım gittim. Çalışmaya. Şimdi bizim buradan giden birisi vardı orada. Onu buldum. O sütlü salep yapıyor. Saleplik yapıyor. Kendi imal ediyor. Bardak bana satıyor. O adamın yanına vardım. Oradan bir salep güğümü, bir ırıbı, ses bardakları bana bir takım alırdı. Bir 6 ayda İstanbul'da saleplik yaptım. Sütlü salep yaptım, sattım. Evet, orada meşhurdu ya. Boza vardı, İstanbul'da boza var. Evet. İstanbul'da bir de meşhur boza vardır. Evet. Onu akşamları boza, sabahları sütlü salep. Yengem nerede? Arpap günde. Burada kaldı, ben gittim görmedim o. Çoğur çocuk? O zaman? Var. Var. Bir tane var. Evet. Neyse oradan da bir şey anlayamadım. Gene köye geldim. Çiftçilikten gene bir şey bilmiyoruz. Ancak bir arpa buğday biliyoruz. Buyurun. Asya'lık zamanı geldim 1957'de. Jandarma olarak Mardin'e çıktı. Mardin'e gittim. 6 ay acayip eğitiminde durdum. Eğitim falan yapmadım, yaptırmadılar. Yani süper zikam var. Şimdi 6 ay beni bu dava tesis kursuna yollayacak oldular. Bir manetle vardı, manetle tak. Manetle vardı, bir dıgıt 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 denen. Ben meğerime o manetle verdiler. O 6 ayda o tıt tıtına geçti. 6 evet. Ay sonra şimdi dağıtım geldi. Beni bu defa onbaşı yaptılar. Jandarma onbaşı olduk. Bir dağıtım oldu Malatya'ya. Malatya'ya. Yani cehennemden cennete gelmiş gibi oldum. Mardin'den geldim Malatya'ya. Geldim. Yeşil yurt. Şimdi kalk oldu ya. Deprem dedi bitti ya. Yeşil yurt dedi bir yere geldim. Zaten yeşil yurt 10 kilometre Malatya merkeze. Daha yeni de kaza olmuş. Daha yeymiş. Kaymakamda hiçbir şey yok. Alaya geldim. Alaya'dan bana yeşil yurda getirdiler. Yayan motorlu bastı yok. Tıpış tıpış tıpış. Oraya geldim. Bir ahşap bina böyle. Neyse bir baş çavuş var. 5-6 da asker var. Şimdi orada görev yerleri taksimi yaptı. İşte şurası bölük komutanlığı. Şurası karakol komutanlığı. Şurası yazıhane. İşte koğuş yatakhane. Zaten bir bina. O binanın içinde karakol komutanlığı, o göreve bana verdiler. 24 ay. Orada 24 ay
karakol komutanı yaptım. Ve de aynı zamanda da Yeşilyurt. İsmet Paşa'nın doğum yeri. Yeşilyurt denen yer. Eski ismi İsmet Paşa'ymış. İsmet Paşa'yı Yeşilyurt'a çevirmişler. İsmet Paşa'nın da sarayı var orada. Orada 24 ay komutanlık yaptım. O zaman böyle değildi. Şimdi tezkereme geldi, zaman geldi, az bir şey kaldı. Başçavuş çağırdı. Bir şilt verdi. Bir karton elime bir şey verdi. Bir de. Aldım, oku dedi. Allah Allah, tam böyle dışı boş bir karton. Böyle bir açtırmadı. Sağ üst köşede benim fotoğrafım var. Burada. Benim fotoğraf burada. Sağ üst köşede. Dedi altına oku. Altına okudum. Halen inanmıyorum buna. Gece gündüz yılmadan, usalmadan çalışır. Acizlik ve yılgınlık göstermez. Her türlü itibatı şayandır. Jandarma gelen komutanı or genel tahsil çelebican tasdik imza. Genel komutanlıktan takdirleme gelmiş bana. Ama süper olmuştu. Öyle yüzbaşı, binbaşı bana kızdı. O kadar kafam çalışıyor. Yaptığım dosyaları avukatlar bile yani aç koyasın sen bizi dedi bana. Ya ben öyle bir kafam çalışıyor ki bir yapı takkı bitti mi takkı diye evrakları şahit suçlu sanık. Bir de üzerine tabii fezleke. Ben kendi kanaatimi ifade edeceğim ya. Benim yaptığım fezlekeden sapamıyor hakim. Hakim bir kısa kapıyor. Benim fezleke kanunu uygun çıkıyor. Ama ta jandarma ona kadar nasıl gitti? Demek ki bunlar ben var bilmiyorum. Evet. Gelen komutanlardan şiit geldi ya. Öyle kanım çalışıyordu. Oradan geldim bu da var. Kamyon aldık bir 3 kişi. Askerlik bitti şimdi. O bitti. 30 ay bitti. Tamam. Şimdi nereye geldik? Şimdi eve köye geldim. Ben ne yapacağım? Orada. Evet. Şimdi bir anda bir haber acele Antatalya Borça kahvesinde sıtma savar sağlık memurluğu için sınav var. Durma git. Bir sağlık memuru haber gönderiyor. O haber adı olmaz gittim ben. Antalya'ya indim. 50 kişi birikmişler. Belki daha fazla. Ne 50'si 300-400. 50 kişi alınacakmış. Evet. Sıtma savaş memurluğu için. O zaman da sıtma savaş memurluğu var. O zaman da sıtma çok. Sınava girdik. Bir sözde bir mülakat yazılı. Biz birincilikten biz kursu bitirmişiz. Orada bir ay kurs gördüm. O bizim köteklilerim orada yattım kalktım. Hatta orucudu. Orayı bitirdim gene köye geldim. Kısa zaman geçti bir yönde bizim tayin emri geldi. Isparta Sıtma Savaş Bölge Başkanlığı'na. Gittim gayri Sıtma Savaş memuru olduk ya. Memur oldum. Öyleymiş. Yıl kaç? 70'li katledi. Göreve başladım. Sonra buradan abi gittim. Orada iki sene öyle gezdim tozdum dağlarda. O da olmadı. Babam el sazında değil mi bu esnada? Hep el sazında. Evet. 3-5 sene sonra? Yalnız daha orada sağlıklıyken çerçelemden bir hastalık geldi bana. Hastalık çok sürdü. Çok eziyet etti. Yani istifamı verdirince kadar devam etti. Ostomiyelit diye bir hastalıkmış. Ostomiyelit kemik hastalığıymış.
Burnumda yattım 33 gün. Ankara'da da yattım. Ankara'nın numara hastanesinde. O hastalık 6 ay çalışıyorum. Patosçuyum. Efendim patos yaptırdım. Römorku tam Manisa'da yaptırdım geldim. Çalışıyorum. Pamukçuculuk icat oldu. Pamukçuluğa başladım. 3-5 senede pamukçuluk. Yaptı. Yer fıstığı pamukçuluk. Elsazını mı ekiyorsun? Elsazı. Hep orada burada bir şey yok. Yer tam nerede Elsazında sizin? Yer tam nerede? Gölün altı. Şimdi. Gölün altı mı? Gölün altında kaldı. Hepsi altında kaldı. Altında kaldı. Orada epey bir çiftçilik yaptım. Patosçuluk yaptım dağlarda. Çiftçiliği yaptım. İşçi çok. Başında çavuştum. Mavuştum işçilerim var. Yatılı işçilerim de var. Çok çalıştım ben. Antalya'ya bir yapmamalı. Antalya'ya. Traktör dönüyorum. Sarıyorum bu buradan. İki tutuyorum. Pamuk kararı. Ha burada yattı. Ha burada yattı. Burada yattı. Antalya'ya. 100+ kilometre yol. Yol. İşte. Bu yol tabii yok. Yok yol yok ya. Kızılı'dan mı gidiyordunuz? Yok gene. Kızılı'yı görmüyorsun. Aynı Esad'dan bunu geliyorsun. Dağdan. O olmadı. Onunla uğraşırken ama onda da bıktım ha. Onda da usandım. Ya kurt. Haşerattan yiyettim, haşerattan. Papamı has mı çok? Çeşitli hastalığı var. Ta serikle meriklere ilaç aldım geldim. İlaç yetmedi. O kurtlara. Sonra Allah'a da yalvardım. Ya Rabbi benim burada rızkımı kes dedim. Yo, zor ya. Netice baraj işi çıktı ortaya. Baraj istinakını yaptı. Yıl kaç o zaman? 1990? Daha iyi. 87. Devlet para verdi mi bayağı? Çok az bir para verdi. O zaman da Ecevit başbakandı. Bizim köyde de CHP'li yoldu. Adamlar bir gaz attılar. Ya mızgarlı gibi. Tarla 20 bin lira. 30-40 bin lira. Pamuk tarlaları. İyi bir gaz attılar. Ondan sonra avukat tuttuk bir. O gayrı bir parça daha şeydi bir de alıp o da. Baban yaşıyor mu hala? Yaşıyor. O zaman yaşıyordu. Daha o zaman yaşıyordu. Sonra babam da öldü. İstimlak parasını toplamda aldık buradan. Onu da ben zaten istimlak parasını aldım. Biraz seslere anında hepsi dağıdı o da. Bende para falan gene yok. Bunlara geldim. Elimde traktör. Oradan buraya göçüyorsun artık. Oradan gelmeden buraya aldım. Aldım. İşte bunlar da aldılar. Yer, çocuklar da aldılar. Geldik işte buraya. Çocuklar yanında mıydı o zaman? Yanımda. Bunlar bize her cuma domates getirirlerdi traktörün. Buraya geldik. Tabii dıştan geldik ama benim şöyle bir avantajım var. Benim gençliğim bucaklılarla içli dışlı büyüdüm ben. Bucağın üstü adamların yanında değerim vardı. Ben buraya gelince yabancılık hiç çekmedim. Bir de siyasi yönlerinde yani görevli gibiyim ben. Delege, temsilci, şunlar vesaire ben öyleyim. Buraya geldik hemen 3-5 gün ancak geçti. Belki ya. Çocuğun birisi bir yere gitti. Yemeğe. Bir yere gitti yemeğe. Ya benim uşak hiç bir yemeğe gitmediydi. Bu ne olacak bu işte sonra? Şimdi burada çok sansam Allah rahmet eylesin aynı partinin elemanlarından birisi bu vardı. Beni çok seviyordu.
Ben dedim ben geldim. Çocuk dedim eli boş. Sonra benim çocuklarım yemeği bilmez dedim. Derhal dedim bana bir yer gösterin. Şimdiki artayı gel dedi. Sen dedi ne yaparsın? Ben dedim kiremi simento satarım. İyi dedi orada köşede yerde yap dedi. Gır gır gibi geldi bana bir. Baktım gitti söylüyor. Ben bunun kirası ne oluyor mu oluyor dedim. 50 lira verdi dedi yeter. Aylık kirası. Bir şey yap sat. Evet. Al sat. 50 liraya orayı tuttu. Bunlara dedim benimle çalışacak kim var dedim ben. Bu ben varım dedi. Ya Yakup da ben varım dedi. Diğer ikisi onları göndermedi o işe. İyiyemedim. Bunlar geldiler. Gayrı ben tek gidiş var. 3 kişi olduk. Ha şora ha bora. İşte 3 sene öncesine kadar orada durduk. İşte kum, çakıl, tuğla, kiremit, çimento, neyse ıvır, kireç. Orada 30 kusur sene orada geçirdik. Şimdi orada 50 lira kiraya otururken şimdi orayı satacak oldular. İyi tamam. Kaç para uğradım ben? 450 lira. 450 liraya sen al dediler. Tamam 450 liraya orada da arsa çift. 450 liraya arsanın birisini aldım. Aldım. İlk ödeye diyoruz. Bu da haçta gittim 96'da. Haçta geldim. Haçta benimle giden birisi var. Sanayide. Sanayici. Evet. Bir telefon etti. O arsayı al dedi. Onun da karısının hissesiymiş. Ya onlar nasıl edeceğiz dedim. Benim şimdi param yok dedim ben. Evet. Ben sana para sormuyorum. Ona tapsın al dedi. Allah Allah. Ya herhalde ben borcum edeyim ben. Ya 1500 lira getir sen al tapayı dedi. Dedi gün. Aynı gün galiba. Tapaya gidiyorduk. 1500 liraya öter. Hepsinin şeyleri değişik. Şimdi burada tarihçesi diye bir şiir var. Hayat tarihçesi. Evet. Onu öyle yazmış şiir. Evet, İstersen hayat tarihçesini okuyayım. Burada her türlüsü var. Hiç fark etmez. Gönlünden geçen hangisi olursa. Hatta genel görünüş de var. Genel görünüş deniz gelmiş deniz zamanı. Deniz gelmiş Yusuf Aslan zamanlar var ya. 69'da. Evet. O günkü olayları şeyde şiirde var. Güzel. Hangini istersen? Aslı'mı söyleyin gene. Hayat tarihçesi. Söyleyeyim Aslı'mı dinleyin size. Kötü aşireti derler bize. Şimdi indik kafadan dize, aslım budur işte benim. Kışlamızdı Manavgat serik dağları. Akşehir'e çıkardı yörük ağları. Soldu gülleri, bozuldu bağları, aslım budur işte benim. Hadi Osman'ı uşağı derler bize. Anam aslan namertler geldirdi dize. Tanımıştı bu soyu Trabzon Rize, aslım budur işte benim. Molla Mehmet babamın babası. Divan turmuştu kötekli obası. Meşhurdu fesi ile sığırmalı abası, aslım budur işte benim. Annemin babası Molla Veli. Yel gibi geçermiş taşkın seli. Bayram ederdi 40 geçit beli. Aslım budur işte benim. Bir saltanat ki alır yürürdü.
Hayvan sürüleri dağlara bürürdü. Dedelerim ileri iyi görürdü. Aslım budur işte benim. Dedelerimin tespit düşmez elinden. Hırka giyerlerdi deve yönünden. Ayrılmazlardı hak yolundan. Aslım budur işte benim. Şahit olur anamaz taşları. Henüz ağırmamıştı başları. Gebiz toprağında mezar taşları. Aslım budur işte benim. Çok sürer bu. Bazı insanlar şairdir. Duygularını şiirle anlatır. Bazı insanlar derindir. Hislerini susarak ifade eder. Bazı insanlar deryadır. Ufku geniş, fikri geniş, gönlü geniştir. Yaşar amca hem şair, hem şiir, hem derin, hem de derya maşallah. Bu adam neymiş ya? Sevgi. Ne olursun sevgilim gülsen bana, canım fedadır güzelim sana. Sarılsam boynuna, öpsem kana kana, canım fedadır güzelim sana. Bu dünyada tek varlığım sensin sen. Deli olacağım derdine ben. Ben bülbülüm sen gül isen, canım fedadır güzelim sana. Çoktan beri peşinde gezerim. Gözümle her an seni süzerim. İnan ki canımdan bir gün bezerim. Canım fedadır güzelim sana. Yaşar der muradımı alamadım. Saadeti çok çok aradım bulamadım. Çok uğraştımsa da avımı bulamadım. Canım fedadır güzelim sana. Yıl 66. Maşallah. Dedenin mezarı nerede? Elsazı köyünde. Babanın da mezarı Elsazı köyünde. Evet, babamın mezarı Elsazı'nda. Dedemin mezarı Gebiz'de. 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 Koca Zümre ile dedenin bir bağlantısı var mı? Dost bunlar. Bunlarsa dost. Aynı mesela Karadağ'da beraber otururlardı. Alış diye bir yer var. Alış mısınız? Hocam Mustafa ile bağlantı nereden onu sor bakalım. Koca Mustafa bu dedesin oğludur. De zor derler diyorlar. Koca Mustafa var bu. Diye zor. Kocam Mustafa var ya. İşte kocam Mustafa ya. Diye zor dedilerdi babam. Evet. Eski yörük. Eski yörük. Bunun anası da eski yörüdün ya. Eski yörük. Amca Şamil'e bir şey derlerdi onun kaynağınıksı konuşurlardı. Eski yörük. Ortada da. Tabii hatam. Bunlar hep tanıyorlar bunu zaten. Tabii canım. Babam hep de. Hoca ben ilkokul mezunuyum. İşte o kadar yazabildim. Çok güzel yazmışsın maşallah. O kadar yazabildim. Çok güzel yazmışsın. Tamam, biz evveli Ucu Zümre'ye çok bildik. Babam çok bildin. Oraya çok geldin. Neliye çok bildin. Babam oraya çok geldin. Çok geldin. Ucu Zümre. O zaman konuşurdu. Onunla Ucu Zümre. Sen Ucu Zümre dedi. Hüseyin'de. Köse. Esat Ucu Zümre. Onu bilmez. Ucu Zümre. Hüseyin'in babası. Onu bilmez. Esat Ucu Zümre. Bunun dedesi. Dedesi. Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. O sığırlıklarda alışta burada. Mezarı var. O da vuruldu adam. O Karabacak mı vuruldu onu? Onu biliyor. Yani ben sonra Koca Zümre'nin orada evde vardı. Böyle taş duvarlardan bir sakız ağaçları arasında bir ev vardı. O zaman da şöyle bir şey. Oraya da kıllım aklıma eriyor. O zaman 4 yaşında var mı bilmiyorum. Orada evler vardı. Alacağım şöyle karşısında. Şöyle sakızda ağaçlı bir yerdi. Ben onlarla konuşu olduğumuz gibi tek bir sene biliyor. Bir sene. Küçüğün canım. Ama daha önüne kalmışsak bilmiyorum. Ha, benim aklıma yediği kadar. Fakat ya o zaman yörüktürük öyle bir şey ya.
Siz davarı satıncaya kadar nereleri gezdiniz? Nerelerde kondunuz? Ya şimdi o demin orada dedim galiba. Biz yörüklerle beraber göçmedik. Şimdi bizim davar çok olduğu için babam ayrı göçtü her zaman. Kışın, kışın bu Sere'ye bağlı Akbaş köyü var. Sere. O da gayet serbest da. Kışın kışlamaya oraya girdik. Yazın Konya'nın Doğan'ın sarkazası var. Doğan'ın sarkazası var. Konya'nın Akşehir var bitişinde. Bazı Akşehir'de, bazı Doğan'ın sarkazı. Yaylamız da orasıydı. Yani öyle bunlarda da falan babamı kalmazdı çünkü mal çok kalabalık. Zaten tek bir köy sağda babama hizmet ediyordu. Yol nereden gidiyordunuz? Pınar Gözü'nden mi çıkıyordunuz sütçülere? Pınar Gözü'nden de çıktığımız oldu. Başka nereden gidiyordunuz? Köprülü Kanyon tarafından. Köprülü ya or değil derdi ya bir yerden. Bu Kızıllı tarafından. Şimdi Serik'ten Çağdır Kızıllı. Serik'ten mesela Mayıs'ta çıktınız. Yolu bir tarif et bakalım Konya'ya gidinceye kadar. Deveyle. Şimdi hoca en değiş biraz zorlaştı. Çünkü biz tabii göçerdik. Evet, konarak göçerek tabii giderdik. Hangi köye konardık, hangi köyden geçerdik bilmiyorum. Ancak konar giderdik. Karaöz, Kızıllı, Çandır, Sığırlık. Tabii evet o da var tabii. O gemizden başla. İşte Kızıllı. Çandır, Şışırlar, Sığırlık, Kara Tek Tiken, yukarı göklere gırıltı, git böyle. Depeli cicire git. Git. Akşehir'e kadar. Git. Gelen dostum köyleri. Git oradan. Anamasa gormuşluğunuz yok mu? Anamas yaylasına. Anamas'ta da konmuşumuz yok. Yani evet bir kat konduk göçtük de yaylanamadık biz. Sabit kalmışlar. Biz Akşehir'den gelirken uğradık. Bir gün iki gün orada konduk da geçtik yani orada bir kalmadık. Daha çok Akşehir tarafı değil mi sizin? Akşehir tarafı doğrusu Akşehir tarafı. Kötekleri hiç bir yoldu bizim gittiğimiz yerde. O kadar yok. Ya koyu aslında. Armutlar vardı onlar da yol armut. Demenin birisi o ağaca giderdi. Birisi şurada ağaca giderdi. Ya da onu çevir ona giderdi. O an tabii. Anladım. Ölümden korkuyor muyuz? Hiç aklına bile gelmiyor. Maşallah. Yani çocuğu zaten öleceksin. Yani o kadar da koşum yok. Ancak bekliyor. Yani ne zaman çağırırlar diye bekliyor. Aynen bir mahkeme salonu. Bu maaşları ne zaman çağırır? Kulağın orada. Allah hayırlı ömür versin inşallah. Ufakta ve çocukluğundan bir şey yok. Evet. Nerede doğdunuz? Gödre'de doğmayın. Hayır. Sen doğduğun yeri söyle. Ama doğduğum yer... Eski Yörükler. Eski Yörük mü? Ben Eski Yörük diye misin? Ha evet sen değilsin. Tamam ben Gödre'de doğdum. Evet doğru. Biz altı kardeşiz. Alay'a çıkardık. Gürcoğlu'ya çıkardık. Bunlar konuştu o. Beşkuyu'ya çıkardık. Sinneli'ye çıkardık. Bölgüyü var oraya çıkardık. Oradan tekrar dönerdik. Gürcoğlu var. Gürcoğlu'ya inerdik. Biz zümrelerine komşu olduk. Bunların babalarının dedelerine komşu olduk. Bunların çifte çifte eşli karları vardı. Anaları vardı eşli. Orada oturduk. Biz oradan göçerdik. Yani bunu orada kaldı. Şeyin orada. Gürcoğlu'nun orada. Orada bir yerde Aykırtça vardır. Alanın üstünde. Biz Aykırtça'ya geldik. Orada durduk. Çağlı var onlarda. Oradan biz burayı. Oradan biz Kovanlığa geldik. Kovanlık herkesin adı vardı. Kovanlık var. Kovanlığa geldik. Oradan biz Yavrulu'ya geldik. Babam zaten orada damımız vardı Yavrulu'da o yüzden. Oradan babam orada kışladık biz. Biz bir sefer Antalya'ya gittik. Bunun evlendiğimiz Gözörtü'de biz de aldıydık. Bir daha ben babamı Gödre'ye dönmedim. Tabii babam orada kaldı. Babam hep son kardeş benim hep Gödre'de zaten. Bir ben buradayım. Alo.
İşte oradan böyle olduk gittik oğlum. Babanın annenin mezarı yukarı Gökdere'de mi? Değil. Kızıllı'da. Kızıl Sarmiyesi'nin adı Kızıllı'da orada. Anam mezarı orada. Anam çocuğu üstüne oldu. Altı vallahi çocuk oldu. O biri olmadı. Anam çocuğu üstüne öldü. Bir şeyler oldu. Babam bir de evlendi. Dört tane kardeşti ondan var. Biz 12 kardeşiz. Benim Hind olması benim çocuğum gibi kazadan tüfek boşandı öldü. Birinin motoru devirdi öldü. Şimdi fotoğraflar var. Mezarlar hep suyun altından kaldı. Daimin olsun, daim oluyor. Kayınlamın hepsi mezarı suyun altından kaldı. Siz Kızılır'a da göçtünüz öyle mi? Evet. Yukarı Gökdere'de. Antalya'ya göçtük. Güzelyurt'tan, o zaman Güzelyurt'a göçtük. Orada evlendik. Oradan onunla o yanına gitti. Tabii biz burada çan Ersaz'da kaldık. Bir sefer evlendiğimizde koca dağa verdim. O yanında bir koca dağa gittik yerlemeye. Oradan geldik. Bir sefer de ondan sonra yerleştik. Karadağ'da kışladık. Ersaz'ı aldık. Orada yerleştik. Kaç çocuk oldu dedi? 9. 9 çocuk. Kaç vefat etti? 3 tane sınav ettik. 6 tane sağ Allah'a şükür. 2 kızım, 2 oğlum. En büyüğü kız, en küçüğü kız. Çocuklar neden vefat etti? Bir kardeşi kazana tümer boşandırdı. 7 yaşında. Oğlum 15 yaşında motor devirtti öldü. Malcıydık, ereziliydik, mal güttük. Ereziliydik. Anamız öldüğünde çok erezli olduk. En küçüğümüz 2,5 yaştan kaldı anam öldüğünde. Ufacık kaldı. Ümsürek öldü, kalbi durdu öldü. 2,5 yaştan işte 6 çocuğuyduk bir karıdan. İşte onunla eşit olduk gittik. Tabii çok erezli olmadık. Çadırda evvel erezli o hep erezli. Kış gününde düğünde, oğlakta, davarda, sığırda. Babam da çoğudum malım helal. Babam da çoğudum. Babam da çoğudum. Akrabalık var mı sizin? Dayımoğlu. Akrabalığınız var. Dayımoğlu. Ve Yaşar amcanın elini öpüp helalleşiyoruz. Beni Yörük şölenine davet ediyor. Ben de yazın aşağı Gökdere'deki yayla evimize. Rabbim Yaşar amcaya ve eşine hayırlı ömürler versin. Bu insanlar gitti mi yerini kimse dolduramıyor. Bir gün olur sen de beni, bir gün olur sen de beni unutursun, unutursun. Zaten kalmışam yalnız, sen de bir gün unutursun, sen de bir gün unutursun. Şu dağları babasına çekip gitsem yaylasına, kuşlar döndü yuvasına, sen de